ekranlarından merhabalar değerli izleyiciler. Hareket Özgürlük Tür programıyla sizlerleyiz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Programımızda yine ortopedi ve travmatoloji uzmanı Sayın İsmet Akçay bizlerle birlikte ve bu akşam da yine önemli bir konuyu, önemli bir sağlık problemini, hareketlerimizi etkileyen bir problemi konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Evet, bugün menisküsü konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde de böyle bir program gerçekleştirmiştik. Önemli bir konu ve sık rastlanan bir durum olduğu için sanıyorum tekrar bugün menisküs lezyonlarını konu edeceğiz programımızda. Yine tanımla başlayalım dilerseniz. Menisküs dendiği zaman ne anlamalıyız? Menisküs lezyonu nedir diye başlamış olalım programımıza. Evet. Şimdi daha evvelki toplantılarda da bahsetmiştik. Menisküsle ilgili menisküslerin problemlerini anlatmıştık. Benzeri sağlık programlarında da menisküs lezyonlarının tanısının tedavisiyle ilgili sıkça konuşulduğunu şahit oluyoruz. Menisküs çünkü önemli bir doku, önemli bir organ. Menisküs diz eklemlerinin en önemli elemanlarından birisi. Evet. Menisküs hastalığı diye tanımlanan halk arasında menisküs oldum diye tanımlanan ve bu tanımda da bir miktar tabii yanlışlık var, onu da düzeltmekte fayda var. Evet, menisküs ismiymiş gibi, algılanıyor. Aslında menisküs bir doku, bir organ. Önemli görevleri var. Biraz sonra anlatacağımız gibi. Diz eklemini oluşturan iki büyük kemik var. Uyluk kemiği ve kaval kemiği. Bu iki kemiğin arasında oluşan ekleme diz eklemi diyoruz. Yani diz eklemi bizim en önemli eklemimiz diye sayabiliriz. Çünkü insanoğlu yürümeye başladığı andan itibaren bu eklemin üzerine önemli ölçüde görevler yüklüyor. Evet, hareketlerimizi belirleyici bir eklem diye tabir edebiliriz sanırım. Evet, sonuçta erektil bir canlıyız. Ayakta yürüyen önemli bir eklemden bahsediyoruz. Eklemleri oluşturan en önemli tabakalardan bir tanesi eklem kıkırdağı. Eklem kıkırdağı eklemin hareketinde yumuşak, smooth hareketi sağlayan eklemin olmazsa olmazı. Çünkü kemiklerin üzerine örten bu yer yer 1 santim kalınlığa kadar ulaşan bu tabakanın, bu kıkırdak tabakanın varlığı sayesinde biz eklemlerimizi rahatlıkla hareket ettirebiliriz. Yalnız tabii diz eklemin anatomisinden bahsedecek olursak, bu iki kemiğin arasında ve hatta diz öndeki diz kapağını da sayacak olursak, bu üç kemiğin anatomik bir araya gelişinin ve bir takım birlikte olmasının bir takım şeyleri var, nedenleri var. Bunlardan bir tanesi de bağlar. Yani evet, diz ekleminin bu oluşturan bu kemikleri de bir araya getiren bir takım bağlar var. İç yan bağlar var, dış yan bağlar var. Yine kemiğin, eklemin ön arkaya hareketini engelleyen, öne ve arkaya salınımını engelleyen, dolayısıyla eklemin stabilitesini oluşturan çapraz bağlar var. Evet, tüm bu sistemi oluşturan küçük ayrıntılar. Evet, bütün bu elemanlar bir dişli çark sistemi gibi, evet, birlikte çalışıyor. Sonuçta eklemin mükemmel hareketini oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu eklem kıkırdağı dediğimiz bu yumuşak tabaka eklemin hareketini ve hayatiyetini de sağlayan, dolayısıyla ağrısız hareketimizi sağlayan bir tabaka. Bu tabakanın, kıkırdak tabakasının bir conta yapısıyla desteklenmesi gerekiyor. İşte menisküsler bu görevi, bu ödevi yükleniyorlar. Evet. İki kemiğin arasındaki bu hilal şeklinde, yarım ay şeklinde tanımlanan, şekilleri bu şekilde ifade edilen bu kıkırdak yapılı malzeme, bu iki kemiğin arasındaki tampon görevini, amortisör görevini yükleniyorlar. Dolayısıyla eklem kıkırdağının birbirine temasını engelleyerek, eklem yüzeyinin daha geniş bir alana yayılarak, vücut ağırlığının eklemin her tarafına, dolayısıyla birim alana
binen yükü de azaltmak kaydıyla zarar verilmesini önlüyor tabii ki kemiklere. Evet. Bu menisküsler iki tane yarımay şeklinde, şekillerini yarımay şeklinde veya hilal şeklinde tanımlayabiliriz. Her kıkırdak yapı gibi menisküsün de beslenmesi netameli. Yani herhangi bir damarı yok. Evet, dolaylı yönden. Dolaylı yönden besleniyorlar. Ve menisküsün dolayısıyla biraz sonra anlatacağımız lezyonlarında kendi kendini iyileştirme potansiyeli de yok. Yani menisküs herhangi bir nedenden dolayı yaralandığı vakit kendini iyileştirme yeteneğine sahip değil. Bu nedenledir ki menisküslerin hem anatomisini hem de yapısını bilmek tedavisini anlama açısından da önem kazanıyor. Evet, görevlerini bilmek de yine öyle. Çok önemli bir görevi var vücutta çünkü ağırlığı dengeleyen bir pozisyonda. Kesinlikle. Hem diz eklemindeki ağırlığın dağılımını dengeliyor. Eklem kıkırdağını koruyor. Eklem kıkırdağının beslenmesinde ve kayganlığı artırmak suretiyle eklem hareketlerimizi rahatlıkla yapabilecek. Evet, eğer menisküsler olmasaydı eklem hareketlerimizi yapamazdık diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani o doğru bir önerme. Menisküs bütünlüğünün, anatomik bütünlüğünün var olması eklem hareketlerinin doğal ve ağrısız bir şekilde yapılması için zorunlu diyebiliriz. Evet, peki menisküs lezyonlarına geçecek olursak bunu nasıl tarif edebiliriz? Şimdi menisküsün lezyonu deyince aklımıza ne geliyor? Menisküsün bütünlüğünü bozan, bütünlüğü derken o hilal şeklindeki yapının, kıkırdak yapının herhangi bir nedenden dolayı ki en önemli neden travma. Yani büyük bir travmaya maruz kalabilir diz eklemimiz. Bir yüklenmeye maruz kalabilir, bir düşme, bir çarpma buna neden olabileceği gibi. Kronik travma dediğimiz, yani sürekli aynı işle meşgul olan insanlarda. Yani uzun vadede de söz konusu olabilir. Çömelerek uzun süre aynı işi yapan insanlarda. İşte parke ustalarında veya işte çömelerek oturma alışkanlığı olan toplumlarda diz ekleminde bu meniskal yapıların, menisküslerin kronik yaralanma ihtimalleri daha fazladır. Bütünlüğün bozulması nasıl oluyor? Bütünlüğün bozulması yırtık diye tanımlayacağımız şekilde oluyor. Yani menisküsün o hilal şeklindeki yapısı yırtılıyor. Evet. Yırtığın şekli bizim için tedavide önemli. Herhangi bir şekilde yırtılabiliyor. Yani menisküsün boyuna yırtıklar olabileceği gibi enine yırtıklar olabiliyor. Veya bir parça bundan kopuyor. Bundan darbeye bağlı sanırım biraz daha ya da eklemin kullanım şekline, süresine. Evet. Yani şöyle düşünün. Bir travmayı veya bir herhangi bir cisme uygulanan bir darbeyi nasıl etkisi olabileceğini tahmin etmek çoğu zaman şey değildir. Ne derler? Nasıl anlatayım? Mümkün değildir. Yani bir araba kazası oldu. İşte karşılıklı iki araç birbirine çarptı. Bu bir travmadı. Bu travmayı menisküs lezyonlarındaki yırtığın oluş şekline veya mekanizmasına da uyarlayabilirsiniz. Ama çoğunlukla menisküsün yırtılma şekli aksiyel zorlanma dediğimiz, yani iki kemiğin, yani kaval kemiği ile uylu kemiği arasındaki bu halkaların rotasyonel zorlanması sırasında yırtıkların oluştuğunu biliyoruz. Yani evet. Bunu nasıl tarif edebiliriz? Örneğin bir otobüsten iniyorsunuz, araçtan iniyorsunuz. Evet, ve ani gelişen bir durum oluyor değil mi? İşte ani, evet, bir zorlanma buna neden olabilir. Ayağınızı attınız arabadan inerken, ayağınız yere bastı, vücudunuz tek ayak üzerinde taşınırken. Evet, o ağırlık. O ağırlığın için işte diz eklemindeki stresinin artışı
vücudunuzun sağa veya sola salınması, yani diz eklemin üzerindeki rotasyonel zorlanma, o menisküsün iki kemiğin arasında dolayısıyla vücut ağırlığının etkisiyle yırtılmasına neden olacaktır. Yırtılın şekli, o bütünlüğün herhangi bir nedenden dolayı farklı şekillerde yırtılması, az yırtılması, çok yırtılması, kopan parçanın eklemin içerisine çıkması, şikayetlerimizin de şiddetini belirleyici unsurlar oluyor. Evet, peki kişinin şikayetleri ne oluyor bu durumda? Acı olur diye tahmin ediyorum böyle evet. bir durumda. İlk etapta. Menisküs yırtığı olan hastaların diz ekleminde, diz eklem mesafesinde ağrılar oluyor. Bu şikayetle yani ani bir zorlanmayla oluşan ağrı şeklinde tanımlanıyor. Yani biraz önce örneğini verdiğim gibi. Yani şöyle diyebiliyor. Mesela 50'li yaşlardaki bir hastamız bize başvurduğu zaman dizimde ağrı vardı. Dizlerimden ağrı yakınmam vardı ama geçen gün öyle bir olay oldu ki işte çömeldim, yerden bir şey kaldırıyordum veya bir şeyi zorladım. O sırada dizimde aniden bıçak saplanır tarzda bir ağrım oldu. Evet. İşte bu işte menisküsün yırtıldığını, o anda yırtıldığını tanımlayan bir bulgudur. Evet, bizim peki için önceden önemlidir. Haberci olabilecek nitelikte bir şikayet söz konusu olabilir mi kişide? Ben hastalarıma menisküsün yırtığını, yırtılma şeklini izah ederken iki örnek veriyorum. Bunlardan bir tanesi akut yırtıklar. Yani bu çoğunlukla genç hastalarda rastladığımız şekilde oluyor. Mesela işte 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda işte bir futbol veya sportif bir aktivite sırasında. Evet, futbolcularda sanırım daha sık rastlanan bir durum. Evet, yani futbolcularda ani bir aktivite ve zorlanma sırasında işte dizime bir darbe aldım veya dizim döndü. O sırada dizimde aniden bir ağrıyla kala kaldım. Dizimi açamadım, dizimde hafif bir şişlik oldu. İşte dizimi bükmekte zorlandım, açmakta zorlandım. Bir süre bu şikayetleri kendiliğinden, kendi başına iyileştirmeye çalışır hasta. Evet, birkaç sıcak gün. Tedavi, soğuk tedavi soğuk gibi. Tedavi. Bize direkt olarak gelen hastalar olabildiği gibi bu diz travmaları sonrasında özellikle menisküs yırtıklarından sonra eğer eklemin içerisinde parça kopup da hareketini engelleyecek derecede hastayı zor durumda bırakmadıysa hastanın bize başvuru süresi birazcık uzar. Yani ikinci bir travmayla tekrar Kullanılamaz hale gelene gelene kadar kadar belki bu de. şekilde devam eder. Yani şikayet ne zaman tekrarlar ve evet artık benim burada bir problem olduğum aşikar diye düşünür. O vakit doktora müracaat eder. Ama bu eklemin içerisine kopan parçanın girmesi suretiyle menisküsün yırtılması akut bir durumdur, acil bir durumdur. Evet, Ve çoğunlukla acil müdahale edilmesi acil gerekiyor. Evet hastane acillerine bu tip hastaların geldiğini görürüz. İşte bir halı saha müsabakası sonrasında işte bu dizdeki menisküsün yırtılması ve bu parçanın eklem içerisine kaymasıyla beraber eklemini kullanamaz hale gelir. Hastanın dizi takılı hale gelir. Öyle tabir ederiz biz. Dizini ne açabilir ne bükebilir. Yani belli limitlerde diz eklem hareketini yapabildiğini görürüz. Dize kilitlenmiştir. Bu nedenle hasta çok ani bir korkuyla, endişeyle acilin kapısına gelir. Hekim de o sırada bu muayeneyi yaparak kolaylıkla bu tanıyı koyabilir. Evet, peki yine bu tanı konusunu biraz açacak olursak, tanıda neler dikkate alınıyor en çok? Şimdi menisküs yırtıklarını tanısında hastanın şikayeti, hastalığın veya şikayetin ortaya çıkış nedeni, kısacası anamnez dediğimiz, hastanın bu problemin başlangıcından bize gelesiye kadarki dönemi
kendisinin ifadesi çok önemlidir. Yani anamnez çok önemlidir. Biz hastayı dinleyip şikayetlerini göz önüne alarak bir takım muayene ve testler vasıtasıyla hastamıza tanı koymaya çalışırız. Burada kullanılan yöntem hastanın dizinin dikkatli olarak incelenmesi ve menisküs yırtıklarıyla beraber diz ekleminde ağrıya neden olan diğer problemlerin de ekarte edilmesidir. Yani diz ekleminde, diz eklem çevresindeki bütün ağrıların sebebini menisküs lezyonları akla gelmekle beraber diğer problemlerin de dikkatli bir şekilde ayrıntılı bir muayeneden geçirmek suretiyle ayırt etmek gerekir. Karıştırıldığı yani, durumlar var mıdır peki kesinlikle, başka bir durumla? Şöyle söyleyeyim, menisküs lezyonlarının tanısını koyarken diz eklem çevresindeki ağrıya neden olabilecek herhangi bir romatizmal rahatsızlıktan tutun diğer meniskal yaralanmalarıyla beraber diğer problemlerin de eklem içerisindeki problemlerin de akılda tutulması ve ayırt edilmesi gerekir. Bu sonuçta muayene bulguları, hastanın anamnezi ve klinik bir takım tetkiklerden sonra kolaylıkla tanısı konulacak bir problemdir. Evet, peki MR'ın tanıda nasıl bir etkisi oluyor? Şimdi MR'dan önce direkt grafiği muhakkak değerlendirmek gerekiyor. Direkt grafiği hem hemen hemen bütün kliniklerde artık aile hekimlerinin bile başvurdukları el altında daha ucuz bir yöntemdir. Direkt grafiğe bakmak, direkt grafide kemik yapının, yapının ve hatta diziliminin ve biraz önce bahsettiğim gibi diz ekleminde probleme neden olabilecek diğer nedenlerin araştırılması için başvurduğumuz ilk tetkiktir. Evet, diğer durumlar göz önünde bulundurulmuş oluyor böylelikle. Evet. Ardından işte MR dediğimiz işte manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle eklem içerisindeki menisküs dokusunun bütünlüğünü daha iyi tespit edebiliriz. Yani bu menisküs lezyonlarının tanısını koymada bize %70-%80 doğrulukta bir kanaat kazandıran bir yöntemdir. MR bizim diz içi problemlerini diğer problemleri de birlikte araştırmakta ve ayırt etmede kullandığımız bir yöntem. Dolayısıyla menisküs yırtığını MR'da görmek, klinik muayene ve şikayetleriyle beraber değerlendirdiğimizde bir hastaya menisküs yırtığın var demek bu konuyla ilgilenen bir hekim için %90'a yakın bir doğrulukta konulabilecek bir tanıdır. Evet, tanı için MR çok değerli diyebiliriz bu durumda sanırım. Kesinlikle. Çünkü bu diz ekleminde hani bir travma neticesinde oluşan bir problemden bahsediyoruz. Bu problemin şimdi tedavisine geçerken sık sorulan sorulardan bir tanesi de şudur. Doktor bey, benim ameliyatım acil midir? Yani menisküs lezyonunda tedavi nedir sorusundan başlamak suretiyle tedavinin ne şekilde yapılacağını, tedavinin eğer yapılmazsa nelere gideceğinden de bahsedeceğiz. Ama burada önemli olan menisküs lezyonlarına sebep olan bir travmanın diz eklem içerisinde eklem kıkırdaklarında bir probleme neden oldu mu? Bunu da evet, araştıracağız. Eklem kıkırdaklarında bir sıkıntıya sebep oldu mu? Onu tanıyacağız. Bağlarla ilgili bir problemin varlığını tespit edeceğiz. Bunları hem muayene bulgularımızla hem MR'daki bulgularla beraber toplayacağız. Hastamıza bir tedavi planı çizeceğiz. Evet. Neticesinde biz MR'ın menisküs lezyonlarının tanısındaki değerinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Ama burada en önemli şey tek başına bir tetkikten faydalanmak değil, hastayı muayenesinden, şikayetlerinden birlikte hastayı hepsini iyi beraber dinleyebilmek iyi sanırım önemli olan kesinlikle. Burada.
Burada şunu özellikle vurgulamakta fayda var. Siz MR istediğiniz bir hastaya istem kağıdına bir hastalığıyla ilgili bir takım bulguları, belirtileri yazarsınız ve o filmi değerlendiren radyoloji uzmanı sizin kanaatinizle beraber bir kanaatte bulunur. Evet, oradaki görüntüleriyle görmesini, daha iyi görmesini sağlayan bir pusula gibi. Evet, ama muayeneyi yapmadan, şikayetlerini dinlemeden hastaya sadece MR istemek şu anlama geliyor. Ben bu hastayı muayene etmedim. Sen şu hastanın bir tanısını koy, bana gönder demektir. Bu ayırıcı tanıyı yapmamıza engeldir. Hastaya yanlış tanıyı sürükler. Hastaya da zarar veririz. Kendimiz de kendi işimizi doğru yapmamış oluruz. Dolayısıyla biz burada hani tanıyı koyarken bir bütünsellik içerisinde karar verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunu neden söylüyorum? Bu konu üzerinde neden duruyorum? Kısaca açıklamam gerekiyor. Kamu hastanelerinde çalıştığımız dönemde hastalarımızın oldukça yoğun olduğu ve hastalarımıza gerekli zamanı ayıramadığımız dönemler olabilir. Bu kamu hastanesinde olabilir, diğer kliniklerdeki çalışmalarımız sırasında da olabilir. Yani asgari bir hastayı değerlendirme süresinin yani ortalama bir 20 dakikalık bir süreç olması gerektiğinden bahsediyorum. Yani siz eğer hastaya bu süreyi ayıramıyor iseniz, hastanızla ilgili bazı tanıları koymakta yanılabilirsiniz. Dolayısıyla hani hastayı hekimin karşısında bu süre içerisinde olması gerektiğinden bahsediyorum. Bir de şu var tabii, yani hastaların MR isteğiyle ilgili çok ciddi bir şeyi vardır, talepleri vardır. Yani gelir, evet, bana MR çektirmeyecek misiniz? Ben evet, bir MR istiyorum. Orada her şeyin de görülebileceği düşünülüyor belki de. Bu yanlış bir kanaattir. Çok şükür artık eskisi kadar bu konuyla ilgili şeyler, talepler gelmiyor. Ama bir dönem her şeyin sanki MR'la çözülebileceğini, tanının MR'la konulabileceği gibi yanlış bir kanaat hasıl olmuştu. Bu bizi çalıştığımız polikliniklerde gerçekten zor duruma düşürdü. Yani bizi hastamızın yönlendirmesinden ziyade hastamızı bizim yönlendirmemiz ve doğru tanıya ulaşmamız gerekiyor. Bu da böyle. Evet, dolayısıyla doğru tanının ardından da doğru tedavi gelecek. Eğer yanlış bir tanı konursa durum daha vahim sonuçlar doğurabilir yanlış tedaviler sonucunda. Peki tedavi safhasından bahsedecek olursak birazcık daha menisküsün nasıl tedaviler uygulanıyor? Ameliyat ilk akla gelen mi olur menisküs yırtıklarında? Şimdi tanıyı koyduktan sonra, yani menisküs yırtığının tanısı konulduktan sonraki süreç şöyle devam eder. Hastayı hekim karşısına alır, menisküsün doğal yapısından bahseder ve bu doğal yapısının bir şekilde bozulduğundan ve bu neticesinde hastanın bu şikayetlerle bundan sonra karşılaşacağından bahseder. Ben özellikle hastaya menisküs lezyonunu tarif ederken işte ceketindeki bir sökük gibi anlatmaya başlarım. Bunu da şunun için söylerim. Menisküsün cerrahisindeki aciliyet relatif bir kavramdır, göreceli bir kavramdır. Yani biz nasıl ceketimizdeki bir söküğü göz ardı etmiyor isek, eder miyiz? Eder misiniz Burcan? Etmeyiz tabii ki. Etmeyiz. Neden etmeyiz? Çünkü eğer o sökük tedavi edilmezse, evet, büyüyecektir. Büyüyecektir. Bizim şimdi öyle bir organımız, öyle bir dokumuz var ki o kadar mükemmel bir organ. Çünkü dizimizin sağlığını ona borçluyuz. Evet, yani hareketlerimizi. Hareketlerimizin yani diz ekleminin sağlığını koruyan bir doku parçasından bahsediyoruz. Ve biz yayının başında menisküsün bir kıkırdak
yapıya sahip olduğunu, beslenemediğini, evet, bir damarının olmadığını, dolayısıyla diğer organlardan, dokulardan daha dezavantajlı olduğundan bahsetti. Evet, iyileşme ihtimali söz konusu değil. Değil. Yani menisküs kendi kendini iyileştirebilen bir doku değil. Ama yırtığın şekli, yani menisküs bütünlüğünü bozan yırtığın şekli, özellikle genç hastalarda ise, eğer menisküsün yapıştığı kapsüle yakın bir bölgede ise, menisküsün dikilme ihtimalini, olabileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Yani şunu çok iyi ayıklamak gerekiyor. Menisküs yırtığında menisküs dikilir mi? Evet, menisküs dikilebilir. Ama menisküste dikilebilecek özellikle bir yırtığı hekim tayin eder. Hekim onu ameliyat sırasında tayin eder. Eğer dikilebilecek bir menisküsse, yani iyileşme potansiyeli olan bir bölgede ise menisküs dikilebilir. Yani 35 yaşına kadar, birazcık öyle kabaca tarifleyelim. Yani 15 ile 35 arasındaki yaş grubunda, genç yaş grubunda, eğer kapsüle yakın bir bölgede menisküs ayrılmışsa, menisküsü dikebilirsiniz ve iyileşme ihtimali vardır. Evet, kapsüle yakınlığı burada sanırım. Kapsüle yakınlığı, evet. Kapsüle eğer yakın bir yırtık değilse, eğer parçalı bir yırtıksa, ekleme uzanan bir parçası varsa, oradaki yırtık kısmi olarak oradan çıkartılarak bu tedavi yapılır. Evet, peki bu bir tedavi midir? Bu bir tedavi midir? Yani menisküs yırtıldı, o bir parça. O parçayı siz oradan çıkardınız. İkinci soru, hasta şunu söylüyor, içine ne koyuyorsun? Yani çıkardığın şeyin yerine bir şey koyuyor musun doktor bey? Yok. Yani Samsun'da da konulmuyor, Chicago'da da konulmuyor, İstanbul'da da konulmuyor. Dünyanın hiçbir tarafında kopan parçayı yerine yapıştıramamak, yani yerine yapıştıramadığımız gibi onun yerine yeni bir şey de koyamıyoruz. Şimdi bu tabii insana tuhaf geliyor. Yani evet, bir organın kısmi olarak yokluğuyla karşı karşıyayız. Şimdi diğer bir soru da şöyle gelebilir. Ya benim yırtık da olsa o orada dursun. Sen ne demeyi onu çıkartıyorsun? Ya orada kalsın. Biraz önce verdiğim örnekteki gibi. Yani siz eğer oradaki yırtığı ortadan kaldırmaz iseniz, yani ceketinizdeki sökük örneğindeki gibi, o yırtık daha da büyüyebilir. Dolayısıyla daha büyük bir menisküs parçasını kaybetmiş, feda etmiş oluruz. Evet. Bu da bizim için sıkıntılı bir durumdur. Menisküsü oradan çıkardık. Yerine yeniden menisküs oluyor mu? Olmuyor. Peki kişinin hareketlerini nasıl etkiliyor bu durum? Şimdi şöyle söyleyelim. Daha da kafayı karıştırmamak açısından belki daha netleşebiliriz. Menisküs yırtığı olan vatandaşlar ameliyat olmaktan, ameliyat da o parçanın, yırtık olan parçanın çıkartılmasından endişe duymasınlar. Birincisi bu. Bu çünkü tıbbi gerçek bu. Yani evet, biz bunu yapmak zorunda. Tedavi amaçlı yapılan bunun bir şey. Tabii tedavi olarak yapılması gerekiyor. Ama bu tedaviyi yapan ve bu konudaki ehil olan hekim arkadaşlarım çok iyi bilirler ki o hastaya çok lazım olan bir doku parçasıdır. Evet, görevlerinden bahsederken bunu anlamak. Ve orada yapacağımız cerrahide bir danteli, bir oyayı işler gibi yapmamız gerekiyor. Yani ne fazla ne az. Bu konuda ne cimri olabiliriz ne de bonkör olabiliriz. Sonuçta orada rezeke ettiğimiz parça, çıkardığımız parça o hastanın daha sonraki diz eklem sağlığı için önemli bir organdan bahsediyoruz. Bu neden söylüyorum?
Bunu hem tedavi uygulayan, bu işi profesyonel olarak uygulayan hekim arkadaşlarımın dikkatini çekmek istiyorum. Birincisi bu. İkincisi de bu tedavi olması konusunda hastalarımızın hekimlere bu konuda güven konusunda evet, net olması istiyorum. Böyle bir korku var sanıyorum. Böyle bir korku siz var. Tabii ki birebir gözlemlediğiniz için yakından takip ediyorsunuz ve böyle bir korku var insanlarda. Şimdi şunlar kliniğe çok geliyor. Yani ben bu ameliyatı oldum, iyi olamadım. Yani bu ameliyatı olduktan sonra iyi olamama durumu, iyi olamama şikayeti önemli bir şikayet. O zaman cerrahi ile ilgili bir takım problemler anlamına gelebilir. Evet. Sorun çözülemedi mi? Sorun çözülemedi. Şeklinde bir Şimdi soru işareti. Biz cerrahi hastayı teşvik ederken, önerirken hastanın ameliyat öncesindeki şikayetlerinin ameliyat sonrasındaki şikayetlere kıyasla daha iyi olmasını bekleyerek beklenti budur. Yani biz hastayı ameliyat ettikten sonra ameliyat öncesindeki şikayetler var ve de artmışsa o zaman tedaviyle ilgili bir problem var anlamına gelir. Evet, tedavi amacına ulaşmamış anlamına gelir. Bu ameliyat nasıl yapılıyor? Oradan kısaca değinelim. Bu ameliyatı bir kere anestezisinden başlamak gerekiyor. Bu ameliyat bölgesel anestezi ile yapılıyor. Evet. Herkesin bildiği gibi yani belimizden yapılan küçük bir iğne neticesinde biz belimizden aşağısını bir süre hissetmiyoruz. Bu ameliyat bu şekilde gerçekleşiyor. Tam anlamıyla bir anestezi, anestezi olmuyor. Dolayısıyla hasta için anestezi yönünden korkulacak çok fazla bir şey yok diyebiliriz. Evet, çünkü ciddi bir korku aslında. Evet, anestezi, narkoz, tabii bunlar önemli. Bizim için de büyük korkular çünkü. Yani biz de hastamızın uyumasını genelde istemeyiz. Hastamızla konuşmayı daha çok severiz. Ameliyat sırasında hastanın bizimle konuşması. Ben hastanın sesini duyduğum zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü orada kendine emanet eden bir insan var ve onunla diyalog halinde bu işi yapmak bana daha fazla güven veriyor. Kendimi daha fazla güvende hissediyorum. Birincisi bu. İkincisi bu ameliyat artroskopi dediğimiz bir yöntemle başarılıyor. Şimdi artroskopi dediğimiz yöntem eklemin içerisine bakmak demek. Eklemin içerisine bakabilecek bir mercek ekipmanımız var. Kamera gibi. Kamera gibi. Aynen buradaki ekipmanlar gibi. Bizim de çok küçük, çok ince merceklerimiz, büyüteçlerimiz var. Bunları eklemin içerisine çok küçük deliklerden bu yapıları sokuyoruz. Bu ekipmanı sokuyoruz ve eklemin içerisine, diz eklemin içerisini görüntülüyoruz. Evet, yani diz tam anlamıyla açılmıyor. Açılmıyor. Öyle bir müdahale söz konusu yani, olmuyor. Yani standart olarak iki portal kullanılıyor. Yani iki delik kullanılıyor. Ama duruma göre 3, 4, 5 portal eklemin çevresinde, eklem boşluğuna girmek suretiyle bu girişim yapılıyor. Evet, bu ameliyatı yeni uygulamaya başlanan bir yöntem midir bu? Önceden nasılmış menisküs operasyonları, cerrahi operasyonlar? Burcu Hanım çok güzel sorular soruyorsun. Bu ameliyatlar eskiden çok değil yani çok eski değil. Yani 1980 öncesinde Türkiye'de açık ameliyat dediğimiz yöntemle yapılıyordu. Ameliyat metodu olarak biz büyük bir devrim yaşadık. Çok büyük bir yenilikle karşılaştık. Teknoloji eklem içerisini gözümüzle görmeyi, menisküsün bir parçasını, küçük bir parçasını çıkartarak hastaların tedavi edilmesi imkanını sağladı bize. Bu çok önemli bir devrim oldu. Evet, menisküs cerrahisinde hastanın, hasta açısından tabii, değil mi? Ben hatırlıyorum. Açık cerrahi geçirmiş ama sakat kalmış, eklemini bir daha hareket ettirememiş. O kadar çok hastayla karşılaştık ki biz. Tabii o dönemleri biz yaşamadık çünkü şanslı bir jenerasyon olarak yetiştik. Sebebi şu, yani bizim İHTİSAS'a başladığımız yıllarda
Yani 85'li yıllardan sonra, 85-90'lı yıllardan sonra bu teknik Türkiye'de hemen hemen bütün üniversite hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Dolayısıyla dünyayla da dünyadaki diğer bu konuyla ilgili gelişmeyle paralel olarak gitti Türkiye'deki işler. MR'ın gündeme gelmesi yaklaşık 1990'larda Türkiye'de MR görüntüleme kullanılmaya başlandı. 90'lı yıllar, 85'li yıllar hemen hemen menisküse tanının netlikle konulabildiği, artroskopun kullanılmaya başlanması, dolayısıyla artroskopik cerrahinin hemen hemen sadece diz eklemlerin değil, bütün eklemlerde kullanması sürecini beraberinde getirdi. Dolayısıyla... Evet. Ve başka hastalıklarda da kullanılıyor sanırım. Kadın hastalıklarında örneğin müracaat edilen bir yöntem olduğunu biliyoruz. Tabii. Şimdi sonuçta vücut boşluklarının görüntülenmesini endoskopik endoskopi deniyor. Yani işte bunu genel cerrahide işte safra kesesi, bağırsak ameliyatları, evet, işte hernia ameliyatları, fıtıklar, bir dolu ameliyat. Şu anda vertebra ameliyatları, omurga ameliyatları da endoskopik olarak yapılmaya başlandı. Yani aklınıza gelebilecek bütün cerrahi yöntemlerin metodları arasına girdi. Evet, bu da büyük bir gelişme. Endoskopik cerrahiler. Bu tabii teknolojinin tıptaki kullanımının nimetlerinden tıp çok fazla faydalandı. Tanıya yönelik işlemler kolaylaştı. Tedavide daha kısa süreli ve daha erken sonuç alıcı işler yapar olduk. Yani biraz önce söylediniz, eskiden bu işleri nasıl yapıyordu? Yani tedavisi nasıldı? Eskiden açık cerrahi uygulanıyordu. Sadece yırtık parça çıkartılmıyordu çünkü görülemiyordu o. Menisküsün hepsini çıkartıyorduk. Yani ben çıkartmadım, hayatımda hiç bana böyle bir şey nasip olmadı. Menisküsün hepsini çıkartmadık. Şimdi sadece yırtık olan kısmı çıkartıyoruz. Bu şu anlama geliyor. Yani sizin yani pire için yorganı yakmak diye bir deyim vardır. Evet. Yani biz menisküste şüphelenirdik. Orada bir yırtık olduğunu düşünürdük. Ama bütün menisküsü çıkartırdık. Menisküsün faydası, gerekliliği 1980'lerden sonra ortaya kondu. Ve kısmi rezeksiyon dediğimiz, yani sadece yırtık olan kısmın çıkartılması konusunda tıp önemli bir aşama kaydetti. Dolayısıyla diz eklem sağlığında çok ciddi, önemli bir yola girilmiş oldu. Şimdi tıp neyi ortaya koymaya çalışıyor? İşte bu menisküsü aldık ya oradan. O menisküsün yerine biz ne koyalım? Nasıl bir tedavi yöntemi uygulayalım ki yırtık olan parçayı çıkardıktan sonra onun eksikliğini ileriki yıllarda ortaya çıkmayacak bir sonuç elde edelim. Dolayısıyla evet, menisküsün bütünlüğünü korumaya yönelik veya tamamlamaya yönelik tedavi yöntemleri denenmeye başlandı. Yani bu konuda çok ciddi çalışmalar var. Umarım bir sonuca kısa süre içerisinde ulaşır. Şöyle söyleyeyim, genç hastalarda kadavradan alınmış menisküsleri nakletme ameliyatları da Türkiye'de uygulanmaya başladı. Yani birkaç merkezde başarıyla uygulandığını biliyorum. Çok evet, rutin değil şey çünkü şöyle söyleyeyim, yani kadavra, yani ölmüş bir insanın doku uyumluluğu olan bir kişiden alınmış bir menisküs dokusu ihtiyacı olan bir kişiye nakletme yöntemine diyoruz. Yani doku nakli. Evet. Menisküste de yapay bir madde konulmaktansa böyle bir yöntem evet, tercih ediliyor. Bunun evet, üzerine çalışmalar. Bunun üzerinde çalışmalar var. Bununla ilgili işte geçen yıl İstanbul'da bir özel hastanede bir ameliyatı izleme imkanım oldu. Yaklaşık 25 yaşında bir
hemşire arkadaşın daha önce geçirmiş olduğu menisküs lezyonu neticesinde kayba uğradığı menisküs dokusunu bu şekilde transplantasyon yöntemiyle onarıldığına şahit oldum. Evet. Böyle bir ameliyatı da izleme fırsatı oldum. Türkiye'de de bu cerrahiler uygulanmaya başladı. Tabii burada en önemli problem donör bulmak. Evet. Yani taze kadavra bulmak. Bu birazcık ironik bir tanım. Yani yeni ölmüş taze kadavra. Bunu neyse akşamın bu saatinde insanları çok yormayalım ama vücudumuzun... Ama bir organ bağışı eksikliği gerçeğimiz var ne yazık ki. Evet. Sadece hani bu konuyla sınırlı değil belki. Diğer organlarda da aynı problem evet. Zaman zaman ön plana getiriliyor. Yani biz tabii işin tıbbi kısmı ile ilgiliyiz. Yani inançlarımız veya insanların düşüncelerini bu konuda neler düşündüğünü sorgulama şansımız yok. Ama bir tıp insanı olarak vücudun yok olmaktansa, toprakta çürümektense bir başka insanın organı olarak devam etmesi evet, çok önemli bir o şekilde durum. Hayat bulması değil evet. Mi? Çok önemli bir konu hakikaten. Peki yaklaşık 5 dakikamız kaldı. O zaman kısaca toparlayalım. Evet. Yani ben kısaca tedavi sürecini tamamlamak istiyorum. Artroskopik cerrahi, kapalı diz cerrahisi diye tanımlanan, işte diz ekleminde biraz önce anlattığım gibi en az iki delikten ulaşılarak çok küçük aletlerle yapılan bir cerrahi. Cerrahinin amacı çok açık ve basit. Sadece problemin nerede olduğunu görüyoruz ve sadece o problemi hallediyoruz. Hasta ertesi gün ayağa kalkıyor ve ertesi gün ayaklanıyor. Üzerine basabiliyor. Eski cerrahiyle kıyaslanamayacak ölçüde bir iyileşme yarar şeyi var. İyileşme çok hızlı çünkü. Kapalı diz cerrahisinin ehil ellerde yapılması çok çok önemli. Kapalı diz cerrahisinin temiz ortamlarda gerçekleştirilmesi çok çok önemli. Şöyle söylemek gerekiyor. Komplikasyonsuz hiçbir girişim yok. Her girişimin bir takım yan problemleri ortaya çıkabilir. Ama artroskopik cerrahilerde hem hasta açısından hem de hekim açısından sonuçlar oldukça yüz güldürücü. Hastanın aktivitesine geri dönüşü, genel yaşam standartlarına tekrar ulaşması çok kısa süre içerisinde başarılıyor. Özellikle artroskopik menisektomiden sonra yaklaşık 3 haftalık bir fizik tedavi süreci, rehabilitasyon süreciyle hastaların eski normal fonksiyon skorlarına geri dönmesi mümkün olabiliyor. Evet, 3 hafta gibi bir süreden evet. bahsediyoruz. Tam anlamıyla iyileşmiş oluyor evet. tabii ki bu evet. sürede. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür anlattıklarınız ediyorum. Için, burada olduğunuz için çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Hareket Özgürlük Tür'ün bugünlük de sonuna geldik. Bizler önümüzdeki hafta yine Hareket Özgürlük Tür programında sizlerle olacağız diyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Birazdan Erdem Çakmağ'ın sunumuyla Aks TV Ana Haber Bülteni ekranlarınıza gelecek. Hoşçakalın. Halkın